Hasta geldi, muayene ettik, bulgularını gözlemledik. Sinüzit olduğunu düşünüyoruz. Anterior rinoskopi dediğimiz burun içerisine ışıkla baktık, bulgular var. Boğaza baktık, genze akıntıları var. Bazen çok iltihabi akıntıyı net bir şekilde görebiliriz. Bunları gördükten sonra da hastaya müsaitse endoskopi yaparız. Endoskopide özel borular yardımıyla, optikler yardımıyla biz görüntüyü ekranda görerek hastalığın hangi devrede olduğu, hangi sinüsü tuttuğu ve burun içerisinin ne alemde olduğunu değerlendiririz. Bu da bizim tanımızı güçlendiren ikinci bir aslında yöntemdir. Bunu da yaptık. Hastaya tedavi verdik. Tedaviye gitti geldi hasta ama iyileşmedi. Ya da hasta geldi zaten size geldiğinde 3-5 defa tedavi almış ama şimdiye kadar hiçbir radyolojik araştırma yapılmamış sinüslerine yönelik. O zaman paranazal sinüs tomografisi dediğimiz bir film izliyoruz. Bu film belli açılardan hem aksiyel hem koronel dediğimiz değişik açılardan değişik düzlemlerde bize sinüslerin kesitlerini veriyor belli aralıklarla. Bu genellikle 5 milimetrelik aralıklarla meydana gelen kesitlerdir. Ama siz bir ameliyat yapacaksanız, özellikle navigasyonel bir cerrahi yapacaksanız bunu 1 milimetre aralığa kadar indirip daha detaylı bir görüntü alabilirsiniz. Ama tanıda 5 milimetre genellikle yeterlidir. İşte bu tomografik görüntüler bize hastanın hastalığının şiddeti hakkında, hangi sinüsünde olduğu hakkında, sinüsün neresinde olduğu hakkında, bazen enfeksiyon değil de kist de olabilir, polipler olabilir özellikle alerjik kişilerde. Bu filmler sayesinde hem tanıyı koyuyoruz hem yapacağımız tedavinin hatlarını çizmiş oluyoruz.